Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle küçük bir okul vlogu gibi bir şey çekeceğiz. Böyle servise giderken işte gelirken falan. Bu tarz videoların daha fazlasını like edip abone olmayı unutmayın. Şimdi ben işte otobüs durağına geldim. Şimdi otobüs bizim evde yakın ama ben hani otobüsün şeyden bekliyorum. Duraktan beklemek zorundayım. Mesela şuradan beni alamıyor otobüs. Garip bir kuralları var işte Amerikalıların. Mesela işte servis okulun verdiği yerler dışında İşte başka yerlere bırakamaz sizi veya başka yerlerden alamaz sizi. Böyle garip bir şey var ve herkesin işte bir oturma yeri var. Öyle işte kafanıza göre oturamıyorsunuz. Şöyle şeyler veriyorlar size. Şöyle göstereyim. Şöyle çanta, bilgisayar böyle. Okuldan veriyor bunları. İşte o çantanın içinde işte defterler, kalemler falan her ihtiyacınız var okulda bulunacağınız. İşte bilgisayarda okulun yönetimi altında sizin hesabınızda ve nasıl desem böyle ders çalışmanız için verilmiş bir şey. Yani böyle çok da yani bilgisayar gibi değil aslında. Ben onu çok kullanmıyorum. Sadece işte öyle dersler işte olsun işte. Derste verilen ödevler falan olsun. Bazen de sınavları bilgisayardan yapıyorlar. İşte diğer şeylerinizi kapatıyorlar mesela. Tablolarınızı, diğer sekmelerinizi kapatıyorlar böyle, blokluyorlar ve sadece sınava odaklanıyorsunuz. Yani başka hile falan olmuyor sınavlarda. Öyle söyleyeyim. Şimdi servis geliyor, şöyle göstereyim. Sarı bir servis, bildiğiniz böyle. Şunlardaki gibi bir servis. Şöyle bakın ışıklı ışıklı falan. Şimdi servise binelim. İnsanlar çok çekmem gerekiyor. Şimdi çok çekmem gerekiyor. İnsanları yoksa ayıp ve yasak olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal yasak. Servise yani insanları çekmek yasak. Böyle genel olarak. Şimdi size biraz kurallardan bahsedeyim sizlere. Puanlandırma sisteminden bahsetmek istiyorum önce. Puanlandırma sistemi nasıl bir şey burada? Amerika'da A, B, C, D ve F diye puanlandırma sistemi var. A 90 ile 100 arasında, B 80 ile 90 arasında, C 70 ile 80 arasında, D de 60-70 ve F ise 60'tan düşük olanlar. Ve şimdi burada şöyle bir şey var. Bizde puanlandırılan şeyler ne? Puanlandırılan şeyler ödevler, quizler, işte ne olsun işte atıyorum dersçi hareketleriniz falan. Böyle altın külçesi diye bir şey var aslında, böyle nugget deniyor burada. Altın külçeleriniz var 6 tane 9 hafta için. O nuggetları kaybetmemeniz gerekiyor. Mesela o nuggeti nasıl kaybedebilirsiniz atıyorum altın külçenizi? Şey yaparsanız mesela işte Chromebook'unuz yani bilgisayarınızı şartsız getirirseniz okula, çok titrediğini biliyorum kusura bakmayın görüntü kalitesinden dolayı. İşte şarjlı getirmezsen şeyini işte bilgisayarını, sonra işte başka ne olabilir? Mesela dersçi kötü hareketler yaparsan veya işte o tarz şeyler. Nugget ne işe yarıyor? Nugget de işte. Şöyle yapayım, insanlar yanlış anlayabilir. Nugget ne işe yarıyor peki? Nugget da İnsanlar yani mesela okulda, okul sonlarında falan diyeyim sizlere, hatta işte dönem sonlarında şey oluyor. Mesela bir gezi oluyor veya bir eğlence oluyor. Bir yere gidiyorlar mesela, götürüyorlar sizi. O gezilere işte gidemiyorsunuz. O nuggetlarınızın hepsi alındıysa. Veya işte nasıl diyeyim, ofise gittiyseniz de o gezilere gidemiyorsunuz. Şu maskeyi takacağım. Etrafta insanlar var. Veya işte hiç F'iniz varsa yani 60'ın altında notunuz varsa gidemiyorsunuz yani şeylere falan. O tarz şeyler var. Şimdi başka şeylerden bahsediyordum. İşte notlardan bahsediyordum. Puanlandırma sistemi de şöyle mesela. İşte atıyorum. Puanlandırma ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Mesela liseye gideceksiniz. Bir tane liseye gideceksiniz. Bu liseye gitmeden önce işte puanlarınıza bakıyorlar mı çok bilmiyorum ama mesela şeyde bakıyorlar. Kolejde bakıyorlar. Mesela işte kolejde lise puan notlarınıza bakıyorlar. Yani öyle çok burada böyle liseden liseye geçiş sınavları falan yok. Burada sadece işte puanlarınıza falan bakıyorlar. İşte öyle de liseden işte çıkıyorsunuz. İşte sonra bir üniversiteye başvuruyorsunuz. İşte orada da hangi bölüm isterseniz onu okuyorsunuz. Ve şöyle bir olay var mesela. Bir dersi geçemezseniz atıyorum. Bir dersen F aldım ben şimdi mesela 8. sınıfta. Ben onu 9. sınıfta tekrar almayı o dersi lisede. Öyle bir sorun var ya da işte lisede F aldınız. Aslında bu bir sorun değil, daha güzel böyle işte daha notunu düzeltmek için yine bir şans veriyorlar. Bence bu daha güzel bir şey. Şimdi ben burada kapatıyorum.
okuldan gelirken görüşürüz. Şimdi burada şöyle bir olay da var mesela işte quizlerde falan veya işte ödevler nasıl geçiyor diyebilirsiniz o karnenize. Mesela ödevleriniz atıyorum 10 puanlıksa quizleriniz atıyorum 40 puanlık oluyor, 100 puanlık oluyor. Yani quizler ödevlerden daha çok etki yaratıyor sizin puanlarınızda. Mesela quizden 100 almakla ödevden atıyorum quizden 100 aldınız. 100 olarak geçiyor karnenize, sonra mesela ödevi yapmadınız. 0 aldınız mesela, o ödevde işte atıyorum çok etki etmemesi gerekiyor. Yani yaklaşık bir notunuz 0 alırsanız yani 90'a falan düşer en fazla. Öyle bir şey var. Evet, şimdi okuldan çıkıyorum. Şurayı size birazcık göstereyim. Öyle. Okulun sahneyi gösteremem gerekiyor çünkü burada ayıp. Böyle bir şey var. Şu an okul böyle kırmızı, şöyle göstereyim duvarlarını falan. Öyle. Amerika'da böyle bir okul var ya. Okullar genelde böyle Amerika'da işte kırmızı tuğladan öyle şeyde. Evet, şimdi okuldan çıkıyorum. Şöyle size biraz etrafı göstereyim. Şöyle okul şeyi, duvarları böyle şeyleri göstereyim. Okulun yapısı böyle kırmızı tuğladan yapılıyor işte. Yani ne deniyor tam bilmiyorum. Tuğla diyelim ya. Tuğla diyelim. Şöyle sarı sarışlar tekrar göstereyim şöyle size. Şöyle insanları çok çekmem lazım. Burada ayıp bir şey çünkü. Şöyle bakın okulun duvarları falan da böyle güzel. Başka ne kuralları var derseniz okulun, yemekleriniz için böyle bir barkodunuz olması gerekiyor. Ve o barkodlarla işte yemek alabiliyorsunuz yani o gün öğle yemeğinde. Bedava işte kahvaltı var, alırsanız yani öyle mısır gevreği, süt, başka bir şey yok, başka bir özelliği yok. Nasıl olaylar var derseniz mesela sınıflar sizin değil. Öğretmenlerin sınıfı var, siz öğretmenlerin sınıfına gidiyorsunuz yani. Hani Türkiye'de mesela bir tane sınıf vardır, 8'lerde veya 7'lerin olan veya 6'ların işte her neyse, her sınıfın böyle bir A, B diye ayrılır hatta. Burada yok, burada öğretmenlerin sınıfları var. Siz onlara gidiyorsunuz ve teneffüs olayından da biraz bahsedeyim yani ne kadar aramız var. İnsan elinden geçer ki konuşamıyorum öğretmenlerim. İşte aralar ne kadar dersiniz? Aralar 2 dakikalık sadece, eşyalarınızı alıyorsunuz. Sonra işte diğer dersinize gidiyorsunuz her neyse. İşte o da zaten geçiyor, zaman öyle geçiyor orada. Burada bir teneffüs kültürü yok diyeyim. Ama şey var mesela. Öğle arasında böyle bir yaklaşık 15 dakikalık, 20 dakikalık bir böyle şey. İşte spor salonuna gidiyorsunuz, o vardı. Onu da sayarsanız artık diyeyim. Bir şey daha vardı, aklımdan çıktı şimdi ya. Tam ne demiştim, 20 dakikalık teneffüs yok demiştim, sonra gidiyorsunuz derse. Evet, şimdi servise geldim, daha rahat koşabilirim. İşte sonra da şöyle garip duruyor ama olsun. Yapabileceğim başka bir şey yok yani, insanları çekmem çok şey, etik değil yani, etik değil, yapamam yani. Şimdi şöyle bir olay daha var. Dersler mesela hep aynı yani, bir hafta boyunca sürekli aynı dersleriniz var yani, derslerinizi seçmiyorum. Birinci dersiniz matematikse işte yani o dönem boyunca tüm yani ilk dersleriniz matematik, öyle diyeyim. Haftalardaki şeyler de değişmiyor ve atıyorum bir şey yapmak istediniz, mesela semt orada gitmek istediniz veya işte bir su içmeye gitmek istediniz. Bu da işte bunun içinde böyle bir şey imzalamanız gerekiyor. Nasıl desem, bir kağıt sınıfın başında ki yani böyle şey, adınızı yazıyorsunuz, ne zaman çıktığınızı, neden gittiğinizi yazıyorsunuz, o kadar. Bunun nedeni ise tamamen bir şey kırılırsa, o işte sizin yani nasıl desem, bir şey kırılırsa kimin ne zaman gittiğini veya kırmış, kimin kırmış olabileceğini işte şey bulmak için yapılmış bir şey. Çok çekinmeyin, sana çok şey olmasın. Evet. Başka ne diye sorarsanız işte yemekhanelerde mesela bir meyve veya sebze olmasanız imkan yok yani, yasak. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yanan like atıp abone olmayı unutmayın kanala. Görüşürüz. Bir dakika. Önce yanındaki videolara da gidin. Sonra videoya bir like atın işte. Bir daha abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.